Ya nisa'en nebiyyi lestunna ke ahadin minen nisa. Ey peygamber hanımları, siz normal bir kadın değilsiniz. Yani ey Müslüman kadınlar, siz normal bir kadın değilsiniz. Siz Allah'ın üstün tutmuş olduğu insanlarsınız. İn ittaqaytunna fela tahda'na bil kavl. Birileriyle konuşurken diyor, sözlerinizi, kelimelerinizi yumuşatmayın. فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَضٍ O yumuşatmamızdan dolayı ne olur? Kalbinde hastalık olan birisi işittiği vakitte kalbi kayar. Ha, benden hoşlanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor tarzında düşüncelere gider. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Güzel bir şekilde, düstura göre, usulüyle konuşun. Kadının sesi nedir dinimizde? Mekruhtur. Kadın sesi. Yani ne demek? Erkek bundan etkilenebilir. Etkilenebileceği için kadının sesi mekruhtur. Kadın ezan okuyamaz. Ve mecbur kalmadığı vakitte demek ki erkekle konuşmayacak. Erkek de kadınla. Mecburiyetin olduğu yer ayrı. Ve konuşurken, mecburiyetin dairesinde konuşurken ne yapması lazım? Sesini yumuşatmayacak. Çok var öyleleri. Çıt kırıldım tarzında diyorlar ya hani. Yani oradaki öyle bir konuşuyor ki oradaki herkesin dikkatini kendine çekiyor. Müslüman kadının ahlakı değildir bu. وَقُلَّ قَوْلًا مَعْرُوفًا Güzel sözler söyleyin. Ve وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Bütün İslam aleminin, erkeklerinin de, kadınların da unuttuğu ayet. Kadınların yerini ayetle söylüyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Hadiste de bırakmadı sadece. Ayetle de söyledi. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlerinizde karar kılın. وَقَرْنَ Demek ki kadın alıştıracak kendini evde oturmaya. Evden çıkmak adeti olan kadının fıtratı İslam fıtratına uygun değildir. Çalışmak isteyen kadının fıtratı İslam fıtratına uygun değildir. Eğer mecbur değilse. Mecburiyetin tabi açıklaması var şimdi. Mecburiyet derken işte duyuyorum. Çokları diyor ki niye çalışıyorsun? İşte ben ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Nerede duruyorsun sen? Ellerin üzerinde mi yürüyorsun? Ayaklarının üzerinde duracakmış. Bir tanesiyle tebliğ yapıyordu, anlatıyordu. Öyle diyor bana. Niçin sen çalışıyorsun? Ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Peki senin annen çalışıyor mu dedim. Hayır çalışmıyor. O ayaklarının üzerinde durmuyor mu? Duruyor da diyor. Ben daha çok durmak istiyorum ayaklarımın üzerinde. Bu ayakların üzerinde durmaktan mana murat nedir? Yarın ben evlendiğim zaman kocamın eline mahkum olmayayım. Peki dedim. Kocanın eline mahkum olmayacaksın sen. Şimdi bir insan ki sen onunla bir ömür geçirmeyi kabul etmişsin. Görünüşüyle, konuşuşuyla, ahlakıyla onunla bir ömür geçireceksin. Bunu kabul etmişsin. Allah indinde de o artık senin efendindir. Sen sabahtan akşama kadar ona hizmet edip, onun eline bakıp, ondan gelen şeyi yemeyi kendine hakir görüyorsun, çirkin görüyorsun, bunu aşağılık sayıyorsun. Ayakların üzerinde durmadığını bu şekilde yaşadığın zaman, ayakların üzerinde durmadığını söylüyorsun sen. Bu mu daha iyi? Bir düşünelim. Sevdiğim insan, sevmiş ki evlenmiş değil mi? Sevdiğim insan bana yiyeceğimi, giyeceğimi getiriyor. Ben de onu sevdiğim için yemeğini yapıyorum, elbisesini yıkıyorum, evini temizliyorum. Bu mu daha iyi? Yoksa hiç sevmediğin birinin, aranızda sevgi bağı yok. Onun dükkanında çalışıp, onun hizmetini görüp, dükkanını temizleyip, gelen müşterilerle ilgilenmek, o ya da müşteri her neyse,
Ondan sonra hafif bir yanlış yaptığı zaman o hiç sevmediğin bir insandan kınamalar işitip hayatını sürmek mi daha şerefli? Hangisi daha güzel? Ne kadar saçma bir düşünce. Ne kadar mantıksız yani. Sen kocanı sevmiyor musun? Seviyorsun, öyle evlendin. Sevdiğin insana hizmet etmek güzel değil midir? Biz kime hizmet ediyoruz? Şimdi karşılaştıralım. Allah'a hizmet ediyoruz. Peygamberimize hizmet ediyoruz. Onları seviyoruz. Onlara hizmet etmek güzel değil mi? Çok güzel. Kocanı seviyorsun. Ona hizmet etmek güzel değil mi? Çok güzel. Peki sen nasıl oluyor da kocana hizmet etmeyi tercih etmiyorsun da onun sana kızmasını tercih etmiyorsun, ondan bir kınama işitmeyeyim, azar işitmeyeyim diye gidip el alemin yanında çalışacaksın. Sevmediğin bir adam. Hiç tanımadığın bir adam. Ay sonunda sana maaş verecek sadece. Ve işte bir yanlış yaptığın zaman azar yiyeceksin ve hiçbir sevmediğin bir adamdan azar yiyeceksin. Sevdiğin birisi olsa hadi katlan. Hiç sevmediğin birisi. Bu mu daha güzel? Geçiyoruz. Velhasıl İslam fıtratına uygun olan kadının yeri evidir. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Evlerinde karar kılsınlar. Hazreti evlerinde karar kıldı mı ne olur peki? Hazreti Enes radıyallahu anh'tan mervidir. Rivayet edilmiş ki قَالَ جِئْنَ النِّسَاءُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ Kadınlar peygamberimize geldiler. وَقُلْنَ Dediler ki يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ الرِّجَالَ ذَهَبُوا بِالْفَضْ وَالْجِهَادِ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ تَعَالَى Erkekler bütün hayrı götürdüler. Fazilet onlarda. Allah yolunda cihat yapıyorlar. فَمَا لَنَا مِنْ عَمَلٍ نُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ ف۪ي سَب۪يلَ Bizde bir amel yok ki biz Allah yolunda cihat edenlerin sevabına ulaşalım. Ne yapacağız biz? Yani böyle bir açıkta kaldık diyor manevi açıdan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. مَنْ قَعَدَتْ مُنْكُنَّ ف۪ي بُيُوتِهِنَّ وَيَتَ ف۪ي بُيُوتِهَا Sizden kim diyor kendi evinde oturuyorsa, kendi evinde oturuyorsa, تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Evinde oturmayı adet edebildiyse o kadın, onunla diyor Allah yolunda cihad edenlerin sevabına ulaşır. Yani biz yani evinde otur dediğimiz zaman ne şeyimiz var ki bizim senin evinde oturmanla? Dışarı çıkmışsın, evine oturmuşsun. Allah rızasını kazan sen. Peygamberin hoşnut olduğu birisi ol. Allah'ın razı olduğu birisi ol sen. Bundan gayretimiz bundan dolayı. Ayet-i kerime var. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى O eski cahillerin takındığı şekilde siz de giyinmeyin. Cahiliye dönem bitmiştir artık. İslam geldi. İslam'ın emrettiği şekilde hareket edeceğiz. Kapan diyorsa kapanacaksın. Süslerini dışarıda göstermeyeceksin. Evinden içinde kocana en güzel bir şekilde çıkacaksın. Dışarıya çıkarken eski elbise giyeceksin. Yeni olmayan, süslü olmayan, dikkat çekmeyen elbiseler. Velhasıl evinde karar kıldığın zaman sen Allah yolunda cihad etmişin sevabını kazanırsın. Ama çarşı pazarda gezeceğim diyorsan Allah'ın gazabı gelir bu sefer üzerine. Kadın evinden çıktığı zaman isteşrafehe şeytan. Şeytan hemen biner tepesine. O güzel, bu güzel. Aman şuna bak, dikkatini çek onun. Biraz şöyle yürü, böyle yürü diye. Hemen diyor. Allah'ın kadın olarak yaratmış olduğu insanları mescide gitmekten nehyetmeyin. Ama vel buyutuhunna hayrul lehum. Ama evlerinde ibadet etmeleri daha hayırlıdır onlar için. Mescid için böyle diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen bundan nasıl hisse alıp da kendine nasip çıkartmazsın, nasıl çarşı pazar gezmeye gidersin yani? Velhasıl kadının yeri evinin içidir. Eğlencesi nedir? Çocuklarıdır diyor. Çocuklarıyla eğlenecek. Onunla meşgul olacak. Evin içinden çıkmayı
adet edinen kadın İslam fıtratına uygun değildir. Peygamber ahlakına uygun değildir. Onun şeyi, durumu. Kendine çeki düzen versin. Takvalı olan kadınlar, Allah'ı sevdiğini iddia eden kadınlar evde oturtmaya kendini alıştıracaklar. Evden çıkarken nasıl çıkacak? Kocasıyla birlikte çıkacak. 90 kilometre içerisinde çıkması serbesttir, fıkhen, caizdir. Bunu eline alır da her yerde söylerler. İki tane kitap okumuşlar yani. 90 kilometre içinde serbesttir. Amma ve lakin, nice caizler var, biz yapmıyoruz onları. Fitne, fucur çoğaldığı için. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Caiz olduğunu bize söyledi ama وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ dedi ayet-i kerime. Evlerin içinde kalsınlar. Çıkabilirsin, caiz. Ama evin içinde oturmak İslam fıtratıdır. Öyle diyen kadınlara hemen ben de diyorum, 4 tane evlenmek de caiz. Onu da unutmayın diyorum. Onların işine gelmiyor. Velhasıl caizler diyor İmam-ı Şahrani Hazretleri. Caiz Allah Celle Celaluhu bu caizleri, bu ruhsatları niçin verdi? Kulun diyor her an ibadetle meşgul olması makduru değildir. Makduru beşer değildir. İnsanın güç getireceği şey değildir. Arada bunlarla rahatlayacak. Arada. Ama adet ediniyorsa bu yanlış. Bu zamanda özellikle bir kadının tek başına kesinlikle çıkmaması lazım. Yanında bir kadını alıp her neyse diyor sultanımız ama mutlaka asıl olan kocasıyla birlikte çıkacak dışarıya. Ya da bir mahremiyle, erkek kardeşiyle, babasıyla o şekilde çıkacak, ihtiyacını görecek, geri dönecek. Evinin içinde kalmaya kendini alıştıracak. Tekrar tekrar söylüyorum. Evinin içinde durmaya kendini alıştıracak. Ne olursa olsun. Yani bizler şimdi şöyle kandırıyor çokları kendilerini. Ha ben işte çıkıyorum da İslam'a şöyle hizmet etmek için yapıyorum, böyle hizmet etmek için yapıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Çoğu şeylerin zahirindesiniz, manadan mahrumsunuz sizler. Çoğu insanlar. Biz eğer kendi içimizi düzeltmediğimiz vakitte ne yaparsak yapalım hepsi yarım kalır. Zahirde çok güzel şeyler yapılıyor gibi gözüküyor ama manevi ne maneviyatlar kaybedilir haberdar değiliz. Kadın mesela dışarı çıkmış, işte doktor veyahut da başka bir türlü bir faaliyet gösteriyor. Bilmem kaç tane zor durumda olan insanlara yardım ediyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ama ve lakin kendinin daha tesettürü tesettür değil ve o bu halinden hiç şikayetçi değil. Hiç üzüntü durmuyor. Benim bu halim İslam'a uygun değil. Bundan şikayetçi değil. Benim çarşı pazar gezmem uygun değil. Bundan şikayetçi değil. Yani haya kurallarının hepsini yitirmiş, ben bir hizmet yapıyorum diyor. Hocamızın çok güzel bir sözü vardır. Allah'ın gazabını çekerek Allah razı edilir mi? Sen Allah'ı kendine kızdırarak Allah'ı razı etmeye çalışıyorsun. Celle Celle, Subhanahu ve Teala. Allah-u Teala bilmiyor muydu bu şekilde hizmet yapılabileceğini? Bizim yapmamız gereken nedir? Harfiyen tabi olmaktır. Mantık yürütmeyeceksin. Allah ne dediyse olur. Başka bir şey yok. Teslim olacaksın. Bu teslimiyet çok önemli bir şeydir. Allah'a ve Allah erlerine. Teslimiyet olmadığı zaman da hayır gözüken o senin isteklerin dahi sana zarar verir. Ya faziletten mahrum eder ya da günahkar yapar seni. Zaten neyi kaybediyorsak şu an teslimiyeti bıraktığımızdan kaybediyoruz. Allah'ın emrine teslimiyet yok bizde. Mantığa teslimiyet var. Mantık yürütme var bizde. Bu mantık yürütmek İslam'ın hangi basamağında olursa olsun sana zarardır. Hangi basamağında olursa olsun. Emri ilahi geldiği zaman zarardır. Resulullah'ın emrini geldiği zaman zarardır. Alimlerin emri geldiği zaman zarardır, evliyanın emri geldiği zaman zarardır. Mantık yürütmek. Teslimiyet lazım bize. Teslimiyeti kaybettik. Teslimiyet olmadığı zaman kendimize kalırız. Allah'ın gözetiminden çıkarız biz.
emirlerimizi ona bırakmış olamayız. O zaman da ne kadar doğru da gitse, gözükse yolumuz, neticede yandan çıkacağız, gideceğiz. Onun iradesini hiçe saymaktır bu teslimiyetsizlik. Özellikle daha yüce makam insanlarında mutlak gerekli olan, farz derecesinde gerekli olan bir şeydir bu teslimiyet. Şimdiden kendimizi alıştıralım. Bu zaman, o zaman. Artık mutlak lazım olan bir şeydir bize bu teslimiyet. Bunu elde edip Allah'ın emirlerine uymamız lazım. Mantık yürütmememiz lazım. Vakarnef, iman budur, iman budur. Öyle insanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, daha yeni Müslüman, ne yapacağım ben ya Resulallah? Vakarnef fi buyutikun, evinde kalacaksın. Tamam ya Resulallah. Hemen gidiyor, onu yapıyorlardı. Şimdi biz, evinde kalacaksın, Peygamber dediz, ayet-i kerim var, şu var, bu var, neyi anlatırsak anlatalım, buradan girmiyor bile. Hani diyorlar, buradan gir, buradan çıkır, buradan girmiyor bile sözümüz. O hale geldik biz.